dünyanın en çılgın projelerinden biri, Proje Orion. Proje Orion, dünyada üzerinde çalışılmış en uçuk projelerden biri. İlk defa yıllar önce ilk nükleer bomba denemeleri yapılırken düşünülüyor. Füzyonun inanılmaz gücüne göre bilim adamları bunu itici bir güç olarak kullanıp kullanmayacaklarını araştırıyorlar. Teorik hesaplamalar ve fizibilite çalışmaları sürerken iki beklenmedik olay gerçekleşiyor. İlk olarak Sovyetler Sputnik'i uzaya gönderiyorlar. Amerikan halkı dehşete düşüyor ve devletin yapacağı karşı hamle ne olursa olsun destek veriyorlar. İkinci olarak nükleer bomba araştırmaları sırasında 900 kilogramlık çelik bir parça nükleer bombanın patlamasıyla uzaya fırlıyor. Bunlar olurken iki ayrı proje uzaya ulaşmak için yarışıyorlar. Projelerden biri kimyasal itici sistem kullanan ve halka açık olan NASA, ikincisi de Amerikan Hava Kuvvetleri içinde geliştirilen Proje Orion. Proje Orion'u basitçe örneklendirmek gerekirse, birçok kişi küçük yaşlarda torpilin üzerine teneke kapatıp torpili patlatmıştır. Bu küçük patlamayla tenekenin havalandığı ve hatta parçalandığı görülmüştür. Şimdi tenekenin çok sağlam olduğunu hayal edin ve torpilin patladığı bölgenin tenekeyi düz bir şekilde yukarı fırlattığını düşünün. Bunlara ek olarak tenekenin içinde yüzlerce torpil olduğunu ve bu torpillerin belirli aralıklarla tenekenin altından düşerek patlatıldığını düşünün. Sonuç olarak teneke küçük ve sistemli patlamalarla düz bir şekilde uzaya doğru yükselecektir. Kimyasal patlayıcılar birkaç kiloyu uzaya kadar götürebilirler. Peki uzaya gönderilmek istenen şeyin boyutlarını devasa bir hale getirirsek nasıl olur? İşte Proje Orion'da amaçlanan da buydu. Gökdelen boyutlarında ve tamamen çelik gibi sağlam malzemelerden bir uzay gemisi üretip içine binlerce küçük nükleer bomba koyarak bu şekilde yörüngeye göndermeyi planladılar. Yörüngeye ulaştıktan sonra bu patlamalara devam ederek ışık hızının %10'una ulaşıp gezegenlere hatta yıldızlara gidilmesi planlandı. Herhangi bir kalkış ağırlığı sınırlaması olmadığı için istenilen her malzeme ve yüzlerce astronot uzaya gönderilebilecekti. Örnek olarak yüzeyde 1 yıl sürecek Mars araştırılması yapılmış ve 4000 tonluk uzay gemisi nükleer patlamalar ile dünyadan Mars'a gidecek ve yine nükleer patlamalarla yavaşlayıp Mars yüzeyine inecek. Ardından aynı teknolojiyi kullanarak dünyaya geri dönecekti. Yani uzay gemisinin parçalarının ayrılıp azalarak ilerlemesi gibi bir durum söz konusu değil. Devasa boyutlardaki uzay gemisini bombaları patlatarak Mars'a kadar götürmeyi planlamışlardı. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Ay'a ulaşmayı sağlayan Satürn roketinin kalkış ağırlığı 3350 tondur. Roket yörüngeye ulaştığında 130 tona düşüyor, yörüngeden Ay'a ulaştığında ise yalnızca 52 ton ağırlığı kalıyor. Proje Orion'da kullanılan benzer uzay gemisi kalkışta 4000 ton, dünyanın yörüngesine ulaştığında 1600 ton ve Ay'a vardığında 1200 ton malzeme taşıyabiliyor. Projenin ayrıntıları bunlar. Peki üzerinde bu kadar çalışılan ve tüm hesaplamaları yapılan proje neden rafa kaldırıldı? İki ana nedenden dolayı. Birincisi, projeyi hazırlayan ekibin iki seçeneği vardı. Ya NASA gibi her şeyi halka açık yapacaklar ya da örtülü askeri bir proje olacak. Zamanın soğuk savaş şartlarından dolayı projenin gizli şekilde yürütülmesi için ikinci seçeneği seçmişler. Projenin sunumunu uzayı keşfedecek bir kapsül olarak yapmak yerine Sovyetler Birliği'ne operasyon düzenleyebilecek çok amaçlı askeri bir taşıt olarak yaptılar. Model sunumu Başkan John Kennedy'ye gösterildi. Fakat Amerikan Başkanı bunun uzay savaşlarına neden olacağını ve büyük ihtimal Sovyetlerin o dönemdeki uzay üstünlüğünü düşünerek geri çevirdi. İkinci neden ise projenin hayata geçirileceği yıllarda bir yandan da kısmi nükleer deneme yasağı anlaşmasının görüşmeleri sürmekteydi. Bu anlaşma her ne koşulda olursa olsun atmosferik nükleer denemeleri yasaklıyor. Amerika anlaşmaya uzayın keşfi için nükleer itici güç kullanımına izin verilmesi maddesini ekletmeyi düşündü ve bunun ne kadar pratik olduğuna karar vermek için Proje Orion hesaplamalarından birinci derece sorumlu olan Freeman Dyson'a danıştılar. Dyson yaptığı hesaplamalarda her gemi kalkışında yayılan radyasyonun yaklaşık 10 kişiyi öldüreceği sonucuna vardı. Ayrıca radyasyonun vereceği dolaylı zararın hesaplanması Dyson'ın projenin iptalinden yana karar vermesine neden oldu. Bunun sonucunda hesaplamalar üzerinde yıllarca çalıştığı ve birçok arkadaşının hayallerini süsleyen Proje Orion projesini rafa kaldırdı. Proje bugün aktif olmasa da iki şekilde kullanılıyor. Birincisi, Proje Longshot, Proje Daedalus ve Proje Icarus gibi yeni ve zararlı olmayan benzer projeler geliştiriliyor.
İkinci olarak dünyaya çarpması olası bir göktaşının tespit edilmesi sonucu göktaşını yok edebilecek güçteki hidrojen bombasının hedefe ulaştırılmasında kullanılması planlanıyor. Günümüz teknolojisiyle bunu yapabilecek tek sistem bu. Buradan hareketle hali hazırda bir Orion uzay gemisi üretildiğini düşünebiliriz veya en azından küçük ölçekli bir maketi denenmiştir. Projeyi geliştirenlerin çoğu hala hayatta ve uzayı keşfetmenin tek yolunun Orion projesinde planlanan sistemden geçtiğini düşünüyorlar. Tabii ki insan hayatının öneminden dolayı zararsız füzyon patlayıcıları geliştirilene kadar projenin rafta kalmasını destekliyorlar. Eğer şartlar farklı olsaydı, 1960'lı yıllarda Mars'ta ve Satürn'ün uydularında araştırma yapan insan kolonileri olacaktı. Hatta belki de başka bir yıldıza doğru gitmeyi göze alan cesur bir ekip, bu zamanlarda hedeflerine varıyor olacaktı. Her hafta yayınladığım yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.